Akıp olduz. Hayal gözlüm diyor ki merhaba iyi yayınlar. Müge Anlı bugünkü bölüm yayından mı kaldırıldı? Yarım kalmıştı. Şimdi izlemek için arıyorum. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Bilginiz var mı diyor. Kızlar cevaplasın. Dur ya. Şöyle. Bence, benim fikrimce bu Müge Anlı'nın siz denk gelmemişsiniz. Yayından kaldırılan ilk videosu değil. Kaldırılan, YouTube'dan kaldırılan birçok videosunu gördüm. Ama benimkiler birazcık şey edip tekrar geliyorlardı. Bunun gelmemesiyle ilgili şöyle bir endişem var. Instagram'dan da kalkmış. Yani Instagram'da o kısa kısa partlar vardı ya, hatta uzun 7 dakikalık falan videolar vardı bugüne ait. Onlar da kalkmış. Nedenini bilmiyorum. Ama merakınızı gidermek için size bir yol gösterebilirim. Şimdi Digiturk kullanıcısıysanız, Desmart'ı bilmiyorum. Ben Digiturk kullanıyorum. Digiturk kullanıcısıysanız geriye yönelik izleyebilirsiniz. Yani yayın saatini geriye alıp izleyebilirsiniz. Hayır Berak, biz bu platformlardan hiçbiri yok diyorsanız, Vodafone kullanıyorsanız Vodafone yanımdadan da geriye doğru gidip yayını izleyebilirsiniz. Yayından kaldırıldığı için bu kadar çok merak ediyorsunuz. Hayır Berak, yayından kaldırıldığı için değil. Ben çalışıyordum. Her akşam izliyordum. Her akşam yayının tekrarını bu saatlerde seyrediyordum. İşimden döndüğümde seyrediyordum. Bugün de seyretmek istiyorum diyorsanız gösterdiğim yoldan izleyebilirsiniz. Çok aman aman kaybolmuş bir şey değil. Değil mi? Hı-hı. Uydu yayınını kaldıramazsın yani. Şunu bir bana bir, dur ben nasıl kalktım artık, kalkayım ya dur. Hem yürüyeyim iki de bacaklarım kuruldu. Dijitürk burada mı? Hı-hı. Ne diyor benim Dijitürk için? Şu evden mi çıkıyor hepsi? Evet bu. Tamam. Ben sağ olun. Kendim yapabilirsem, Smart TV'den Smart TV'si olanlara daha güzel anlatırım. Ama öbür televizyonu çok kolay anlatırım. Anlatabilirim yani nasıl yapacaklarını. Açalım izleyelim ya. Açın izleyelim mi? Çevireyim mi? Giriş yap. Evet. Merhaba. Evet, kocaya ver şifreleri bilme. Ne güzel. Ya beni biri kaçırsa fidye için falan. Şifreleri söyle dese, işkence etse bilmiyorum yani. Samimiyim bilmiyorum yani. Hiçbir şeyin şifresini bilmiyorum. Ezberleyemiyorum çünkü. Bu yer olan mı var bu? Bu da mı? Hayır. Bu benim kullandığım. Önceki. Açıkça söyle, biz şu an buradaki herkes biliyor numaram. Hayır. Al. Gir. Şu anki değil mi? Evet şu anki. Tamam. Evet, anlatacağım nasıl izleyeceğinizi. Yani Müge Anlı'nın bugünkü yayınını yayından falan kaldırıldığı yok. YouTube'dan kaldırılan, Instagram'dan da bölümlerinin silindiği yayını nasıl seyredebileceğinizi anlatayım. Bana biraz müsaade edin, anlatacağım. Ayşenur Güllüce diyor ki ben biraz önce izliyordum. Tam yorumlara bakacaktım. Yükleme hatası dedi. Şu an yok. Resmen şaka gibi demiş. Bekleyin, anlatıyorum. Merve diyor ki ben biliyorum Berak senin şifreyi. Evet ya, ben unutuyorum arada bir şifremi. Evet, ben de şifremi unuturum diye şey yaptım. Kızlara verdim şifrelerimi. Herkes yazdı. Ben biliyorum şifreni. Ayşe abla da yazdı. Ne şifre sana? Banka kartlarının şifrelerini verdim Ayşe abla'ya. Gitmişken borçları da ödesin diye. Hayal gözüm. Teşekkür ederim ama ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Her yerden kaldırılmış. Bakıyorum şimdi, halletmeye çalışacağım. Bir şeyi kendim yaptığım zaman başkasına çok daha kolay anlatıyorum. Böyle havada kalmasın. Çünkü ben bir tane kayıtta indirdim videoyu. Daha sonra seyrederim diye indirmiştim. O duruyor. Önce ama ben bunu akşam üzeri indirdim. Bir de şu televizyondan geriye yönelik nasıl izleyebilirsiniz onu anlatayım. (Gülüyor)
Sema diyor ki D-Smart Go'da var, izleniyor diyor. Bizde Digiturk var, bilmiyorum. D-Smart'tan nasıl izleniyor? Sema yazı ver. Kızlar bir varsa şey yapsınlar. Vodafone yanımdadan da izleyebilirsiniz. Vodafone, çok özür dilerim. Vodafone TV'den de izleyebilirsiniz. Geriye dönelik, yönelik, dönelik dedim ya. Geriye yönelik. Oldu mu? Tamam, şöyle diğer kumandadan bir dakika, böyle daha kolay anlatacağım. Bunlar hemen giriyor Oradan ne var? Önce bundan gireceğim. Bundan yapayım. Sen ondan beni halledersen süpermen, ben de buradan hallederim. Ay, derste kalem tıraşını alıp çöp kovasına giden çocuklar gibi hissettim. Kaçamak, sürekli kalkıyorum ya ya. Derste yokmuşum gibi. Evet, açtım. Şimdi çıkmazsa böyle anlatmayayım kızlara. Gelin bir an connect'i açın demeyeyim yani, anladın mı? Evet abi. Merve ile bağlamış birinin elini, ayağını, kolunu, bacağını. Merve hiç affetmiyor ya. Hemen yakalıyor, bağlıyor. Örümceğin önüne düşen sinek gibi atıyor örümceği. Ay ya, hala bizim kızlardan kaçıp acayip şeyler yazabileceklerini düşünüyor olmaları da çaresiz birer. Bulamadın mı? Buldun mu? Al. Aa, 12 Şubat 12 diyor. Şubat işte Var. burada. Var. Oynuyor, Haydi, biz de şu an 12 Şubat oynuyor yani. haydi bakalım. Evet, pause yapalım. Ses Sesi kıskanıyor kısık ki. abi. Bakıyoruz. Evet, açılıyor. Genel izleyici Açtı. kitlesi diyor. Açtı. Anlatıyorum. Üç Evet. kelime, Açtı, açtı, birincisi. açtı, açtı. Tamam, bir dakika. Evet. Tamam. Tamam. 179 dakika. Biliyordum ki böyle olacağını. Bende de var. Var. Evet kızlar, şu anda TV Bu'dan da açıldı. Şu an Sevgi. hakikaten gördüğüm manzara çok korkunçtu yani. Gerçekten. Şu an Sevgi'yi Bulutlar yerde ya. bu televizyon Ormanlar göz. kaç ekran deniyor bunu? Allah'ım, mutfakta izlemişim hep. Sevgi'yi şu an salonda seyrediyorum. Kaç? 65 inç mi? 65 inçte seyredince çok başka oldu. Yani şöyle şaka dınak gösterir. Durdursam gösterebilir mi oynamayan videoyu? Yok, gerek yok. Oynamıyor ama. Tamam, gerek yok. Bir dakika. Hayır. Bu dünkü yayının özeti. Tamam, ileriye aldım. İleriye aldım. Denizler kuruyana kadar aşkımız bitmez. Tamam, bir daha ileriye al. Biraz daha ileriye Tamam ya, var. alıyorlar. Var canım, var. Yani Var, filmin olayı biliyorum. var. Demek ki var yani. Var. Var. Var yani. Var. Bak şimdi sana çok acayip bir sahne izleteceğim. Ha, Sıdık diyor ki sarılmalarını göremedim. Bir göreyim yani. Var var. Sarılmaları da vardır. Durdurdum. Durduruyorum. Buradan mı durduruyorum? Şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Ne yapıyorsun? Evet. Dakika bilmem kaç yani. Ay. Var yani kızlar. Nasıl yaptım Berrak? Şöyle yaptım. Digiturk kumandasından bir an Connect'e bağlandım. İnternet bağlı çünkü kutuya. Bir Evet, an Connect'e oradan bağlandım. Oradan ben Müge Anlı'yı kaydete basmışım. Onu kaydetmiş. Ama buradan da silinme ihtimaline karşı şimdi karta yazdırıyorum bu programı. Ve SD karta yazdırıyorum. Evet, bu programı SD karta kaydedecek. Bu kadar mı? evet. Bu kadar değil mi? Evet. Çok kolay oldu. Mucuk diye öpüştüler diyor. Karakterinden sanırım çirkin diyor. Evet. İnsanların sıfatına değil, karakterlerine çirkin der benim arkadaşım Ceyda Özenç. O yüzden öyle demiştir. Evet. Gonca Talay, ya ben bu konuyu önemsemiyorum. Kalktıysa kalktı program. Kalkmasın yeter mi diyor. Ben bu konunun kalkıp kalkmamasına takılmıyorum. Program kalkmasın yeter ki diyormuş, değil mi? Öyle anladım Evet.
Evet, biz Türk reklamı yaptık. Kim diyor? Ceyda Özen. Reklam geldik, biz Türk reklamı diyor. Evet, Dijitürk. Dici. Nimet Cici. Edepten yoksun olan bir insan. Bir toplum için zararlı, mikroplardan daha tehlikelidir demiş. Kimden bahsediyorsun? Muammer şikayet etmiştir. Video yüzden katmıştır demiş Sedef Aktu. Merve yazmış. Ay bayılazam. Ölmüş Davut. Evet hadi gidin bir helva kavuru verin. Artık başa çıkamıyoruz bu ölüm haberleriyle. Ne yapacağınız gerçekten? Helvasını mı kavuracaksınız? Niye bu kadar meraklısınız insanları öldürmeye? Sedef Aktu Muammer şikayet etmiştir yayını diyor. Ya Adıyamanlılara ne oldu bu arada demiş. Resimeler he tamam. Tamam Ceyda'cığım. Resimeler. Gittiler yani dedi ya ben buraya kadar çözdüm işte dedi yani. Ondan sonra size kalmış dedi. Artık ne yapayım dedi yani. Öyle değil mi? Bu arada tacımı beğenenler soranlar için Instagram story'mden tacımı size etiketleyeyim. Taçlarımı. No 11'di galiba. Değil mi? No 11'de zincirden geliyor. Öyle bir şeydi. Yanlış söylemeyeyim. Etiketleyeyim. Çok zarif hediyelerinden biri. Bayılıyorum. Çıkartmıyorum. Bazen tacıma uygun giyiniyorum. Kafamda yani. Hep kafamda. Bütün gün kafamda. Sabah kalkınca bile takıyorum bu taşlı tacı. Bir de diğeri var ya böyle turunculu kadife. O da çok sevimli duruyor. Musale beğenmişti tacını demiş Ayşe abla. Ben bugün soğukta gezdim ondan öksürüyorum. Bugünkü programda olan kişiler isimleri lazım değil. Onlardan bahsediyorum diyor. Semancı Davut yürüyemiyor bile. Nasıl intihar edecek? Yok atlamış, yok arabanın önüne atmış falan. Nedense sizden başka gören yok diyor. Ama he de ya Sema ne yapalım? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Söyledir. Zehra Aksoy. Saniye geçmedi. Berak öldü sürekli ya. El insaf be yahu. Ne Davut'muş. Öle öle dirile öle dirile yazmış. Aynen öyle. Aa Ceyda'cığım inşallah hayırlısıyla kucağına alırsın bebeğini. Ben gerçek şey Instagram'dan takip ediyorsan oraya koyayım. Ve işine yararsa sipariş verebilirsin. Instagram'dan sipariş alıyorlar. Güzel, çok kaliteli şeyler yapıyorlar. Zenzeno. O ilk reklamdan önce ise yayını kapattıktan sonra bir bakayım hazır açmışken. Açtım çünkü buradalar. Ben terliklerini beğeniyorum diyor Ayşe abla. Şöyle bir şey var. Selma diyor ki iyi ki ben 3 defa bakmışım Müge Anlı'nın bugünkü programına. Her zaman senin yayınına 2 defa bakarım. Bir de Müge Anlı'nın günlük günlük 2-3 defa bakarım. Nedeni de Türkçeyi tam bilmiyorum, öğreniyorum diyor. Derya Girmenoğlu. Benim aklıma bir şey geldi. Davut sürekli babasına gitsin diyor ya. Ailenin önüne mi atıyor acaba? Garip bir aile geçmişleri var çünkü. Olabilir. Yani gerçekten ne yaşanıyorsa, ne yaşanırsa her zaman kadının mağdur olduğu bir dönemdeyiz. Vodafone yanımdadan nasıl izleniyor? Vodafone yanımdadan değil. Özür diledim. Vodafone TV'den. Vodafone TV'ye ne kadar ödüyoruz aylık? Hatırlamıyorum. Ortalama söyle. Şimdi paketlerin yüksekse ücretsiz zaten. Bu paketi arasan olayın da ücretsiz. Ben ücretsiz. Benim? Senin de ücretsizdir. Vodafone TV bize ücretsizmiş.
Ama küçük bir ücret karşılığı da oluyordu. Limitsiz internet olunca ücretsiz veriyor. He, yani biz limitsiz internetmişiz. Ayda 10 TL mi ya? Artık bilemem. Ayda 9-10 TL yani. Bir şey olabilir. Bir bakın isterseniz. Evet. Ama şimdi oraya gireceksiniz. Boşu boşuna alacaksınız. Yoksa sırf şu program için alacaksanız bir bakın, bir baksın Berrak. Ona da baksın Berrak. Dur. Google'a yaz çıkar ya. Berrak'a yazma. Google'a yaz. Profilinizi seçin. Yetişkin. Canlı TV tümünü gör. ATV'yi bul. Maraş paket değil, ücreti geç. Full paket ücreti 9.90'mış. 9.90 diyor. Tamam. Evet, Vodafone TV paket ücreti 9.90'mış şu an. Ve var. Var. Program var. İstiyorsanız alın, indirin. Orada da var. 9.90. Vodafone TV 9.90'mış kızlar. Oradan izleyebilirsiniz. Geri alıyorsunuz kaydı ve izliyorsunuz. Nedir bu kadar çok merak ettiğiniz bilmiyorum. Merve diyor ki bu yayından sonra Mezdeki açıp oynayacağım. Bayılmadan inşallah diyor. Hep beraber. Ondan biz de açacağız. Görüntülü mü oynasak yaparım? Ayşe abla diyor ki Merve haklısın, coşmak hakkın diyor. Zenzena, Davut'u Bakırköy'e yönlendirmeyi düşündüler en son. Böyle bırakmayalım Davut'u dediler. Ne güzel. Düşünceli bir davranış. Ama Arif Hoca'yı küstürmeden önce yapsalarmış daha iyiymiş. Gerçekten Arif Hoca küstü mü ya? Alacağım yayını başa. Berfin Yen, geç kaldım iyi akşamlar demiş. Hoş geldin Berfin. Sohbet çok tatlı. Gel otur. Beğenini de yap, olur mu? Kızlar beğenmeyi unutmayın. Beğeniler sizin sıra numaranız. Alın oturun. Damla Erden, sevgi perişan etti herkesi demiş. Yo, bugün sevginin hiç sesi çıkmadı. Dün atıp tutuyordu o. Bugün böyle. Cici sevgilisinin yanında uslu uslu oturdu. Dün dalgalar geçiyordu. Neler söylüyordu Semiha'ya. Bugün uslu kız oldu. Sessiz sessiz oturdu. Semiha'yı konuşturdu. Ay çok kızarım böyle alttan alttan sessiz insanlara. Hep böyle sizi gıdıklarlar. Siz tahrik olup coştukça onlar mutlu olurlar. Bilirim böyle insanları. Hemen isim vermeyeyim. Ama belki ilerleyen saatlerde veririm. Arif Hoca'ya kıyamam. Çocukluk fotoğrafını çok görmek isterim diyor Ayşe abla. Arif Hoca'nın çocukluğuna inmek isterim diyor Ayşe abla. Evet Goncacığım diyor ki eline altın bileziğini takmadan yüzük takan tüm kadınlar okuyun, çalışın. Yoksa sana ayakkabı aldım diye övünen muammerler gibi madara edilirsiniz diyor. Nihal Akmaz intihar edecekse neden programı çıkmış bilmiyor muydu karısının kaçtığını? Kendince inanmış kaçırıldığını, gerçekle yüzleşince anladı diyor. İnce Adalı, Arif Hoca'ya bir gün bir konu ile ilgili Müge Anlı bir hastalığı sorduydu. Neydi o hastalığın adı? El cevap huy diyelim. Anladım. İnce espri yapmış. Gonca Rahmi Bey 15 yaşında kızla evlensen dedi. Oraya dikkat edin. Müge Anlı kızdıktan sonra suç olduğunu söyledi. Ama o hep oluyor. Arif Hoca'ya yazık değil mi demiş Ceyda Özenç. Yazık mı? Ne oldu ki? Bana da söyleyin. Bazı tarifelere hediye Vodafone TV yanımda uygulamasından bakın bence diyor. Evet hediyeyse hediye olarak alın kızlar, vermeyin 9.90. Acaba sevgi Davut'un vazgeçmesine mi üzüldü bugün demiş Damla Erden.
Ay olabilir. Bugüne kadar hep çağırıyordu, bir özgüven vardı. Diyordu ki Muammer'le olmazsa zaten Davut çağırıyor. Yaşayabildiğim kadar yaşar, ondan sonra Davut'un yanına giderim diye düşünüyordu. Davut bugün vazgeçtiğini söyledi. İstemediğini, tamam artık istemiyorum dedi. Ondan sonra Sevgi gerçekten bak böyle düşüncelere daldı. Derya Girmenoğlu, Arif Hoca çok alıngan, her şeye alınıyor diyor. Evet, mesela bana gelen DM'lerden, isimsiz DM'lerden, böyle hani oluyor ya, profil sadece, işte resim yok, isim yok. Onlardan birçoğunda pazartesi günü programın olmayacağını iddia edenler var. Ki böyle sansasyonel şeyler bana arada bir gelir, hep fos çıkar yani. Dilek, bilmiyorum ki, ben de kaçırdım Arif Hoca'ya ne oldu? Bakacağım şimdi, yayının tekrarını seyredeceğim. Ayşe Betülcan diyor ki ben Sevgi'ye de kızamıyorum. Bazı şeyler zamanında yaşanmayınca saçmalanıyor diyor, ileri yaşlarda yani. Damla Erdem, bugün tuhaftı Sevgi gerçekten. Müge de söyledi. Yorgunum, çay bile içmedim dedi. Merve de diyor ki Sevgi küresel ısınmanın aşkına olan etkilerini düşünüyor. Su kaynakları tükeniyor, ondan diyor yani kara kara düşünüyor. Kaynaklar bence Sevgi için çoktan tükendi. Sevgi uzatmaları oynuyor. Bilmiyorum. Sevginin diyor bir sen abilerinin tehdidinden korktuğu için programa katılmıştır diyor. Davut Sevgi'nin abilerinin tehdidinden korktuğu için programa katılmıştır diyor. Doğru söyleyeyim. Ende Ayaz, okuyamadım hayatım bazı kelimelerden dolayı ama hoş geldin. Burcu Alvur, Sevgi de Muammer de sanki birbirlerinden intikam almak için kaçışta gibiler. Bilinçli zaten, yok da inadına şuursuzca bir işe kalkışta çıkartınca kör oldum. Kalkıştılar diyor. Hayır olsun. Hayırdır? Ne oluyor? Çok kötü haberler var. Ama dediğim gibi her zaman fos çıkmıştır. Hani yalan çoban hikayesi gibi ya. Hepimizin bildiği bir yalan çoban hikayesi var ya. Birileri gelir ve der ki sürekli hep aynı yalanı söyler. Birisi öldü, program kaldırıldı. Birisi öldü, program kaldırıldı. Bu gece de aynısını yaşıyorum. Şu anda istek kutum, DM'm bu kötü ve komik Size haberlerle dolu. mahsus yapıyorlar. Ama gerçek olduğunda da utanacağım, sıkılacağım bir şey yok. Bana bunu sürekli yaptıkları için, sürekli yalan haberlerle kutumu doldurdukları için inanmama hakkımı kullanıyorum. Böyle bir hakkım var değil mi aşkım? Artık benim olmuştur böyle inanmama Tabii ki. hakkım yani. Tabii. Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil yani. Bilemezler ya. Söyleyeyim mi gelen yalan haberleri? Söylemeyeyim mi? Yok, söyle. Paylaşmayayım değil mi? Ben bunları biliyorum. Ben yapamam. Şevki Hoca Zenzena yazmış. Davut'un psikolojisi hakkında konuştu. Bakırköy tavsiyelerinde de Müge Hanım sözü Arif Hoca'ya verdi. O da Şevki Hoca cevaplasın dedi. Müge Hanım çok bozuldu. Ne oldu ki şimdi dedi. Ay izleteceksiniz bana orayı. Başa alacak. İlk başta mı Zenzeno? İlk başlarda mı? İlk reklamda mı?
Engin nefes alamıyorum. Olabilir. Sıcak ses. Hayır. Spreyler lazım. Bunun spreyleri. Dolu mu hepsi? Var, var hepsi mı? Dolu mu? Var yani. Ya, eczanelik, acil eczanelik bir durumumuz yok. Her şeyimiz var yani. Var mı? Gonca Talay diyor ki Münir'e öldüğünde kalkmayan program mı kalkacak diyor. Esra Karademir. İnanma Berakçığım, her çıkan için öldü diyorlar. Bir de sürekli listeye düşüyor YouTube'da. Önerme de, demekten yoruluyoruz diyor. Önerme, önerme tabii demekten ki, yoruluyoruz. İnsanlar uyandı artık, yemiyor yani. Bolonuz şeyleri. Asparagus sandalyeleri. Ama hayatım, yani diyorum ki böyle yapıyorlar ya. Bak bir gün gerçek olacak ve hiç kimse inanmayacak yani. Esma'cığım, Esma Karademir. O yüzden diyorum. Ayşe abla su içeceğiz mi? İçiyorum aşkım. Abir sen diyor ki ama zaten bugün Müge Anlı bu konu bugün son dedi diyor. Neden böyle bir şey demen gerekiyormuş ki? Damla Erden. Davut özellikle sevgilinin ailesine dönmesini istemiş olabilir. Çünkü abilerinin Muammer'e karşı karşıya gelmelerini istemiş olabilir diyor. Enda Ayaz, Muammer sizce gerçekten aşık mı? Sanki ikisi de ötekilere inadına gitmiş gibi ama Muammer özellikle karısının uzaklaşma kararına misilleme yapmak için böyle bir yol seçti gibime geliyor diyor. Evet, Arif Hoca'nın üzüldüğü dakikaları, anları söyleyecektiniz. İlk reklamda mı dedim size? Bilenler yazsınlar bana. Müge Hanım böyle konuları sevmiyorum. Neyin altından ne çıkacak bilmiyorum ki yayını alırken bugün son dedi diyor. Ha tamam anladım. Semiha kurtuldu. Müge Hanım elinden tuttu. İş buldu mis gibi. Öyle. Öyle gerçekten. Hakkınla namusunla dürüstçe oynarsan öyle de denir ya. Hakkını bulursun. Hakkını alırsın. Ben evet Semiha ile ilgili çok çılgınca şeyler söyledi Muammer. Beni kesti, kendini kesti, onu kesti, bunu kesti falan dedi ama hani böyle çıldırttıkça kadını. Ya bu yaptıkları Muammer'in ne ilk ne son bence sevgisizce Muammer'in evliliği boyunca ilk kaçamağı mı? Kadın kaçıncıya galiba böyle şeylerle yüzleşiyor? Evet bugünkü programı izleyemedim, tekrarını bulamadım diyenler için nasıl izleneceğini anlattık. Bunları anlattık, kaba koyacağıyla anlattık, makarna süzgüsüyle anlattık. Ama tekrar anlatalım. Dijitürk'ten yayının tekrarı eğer BN Connect'e üyeyseniz ve internet bağlıysa kutunuza, BN Connect'ten daha öncesinden Müge Anlı programını kaydet tuşuna bastıysanız bizim gibi, ben ki şu an izliyorum. Kaydetmiş olursunuz ki izlersiniz. Eğer ki oradan kaydedemediyseniz yayını böyle geri geri sararak canlı TV'den, Dijitürk canlı TV'den izleyebilirsiniz. D-Smart Go'dan da aynı şekilde geri sararak izleyebilirsiniz. Bir de daha ucuz ve daha kolay bir yolu var. Vodafone TV'den 9 lira galiba. Bazı paketlere ücretsiz, bazı paketlere de 9 TL karşılığında yayını geri sararak izleyebilirsiniz. Hepsi denendi. Bir Vodafone Go'yu takipçim denedi, onu söyledi. Dijitürk'ü ben denedim. BN Connect'i ben denedim. Vodafone TV'yi ben denedim. Hepsinden de buldum. Öyle. Yaptık, oldu yani. Biz yaptık, oldu. Müge Anlı'nın bu
bugünkü yayınını, kayıp bugünkü yayınını nasıl izlerim diyorsanız örneklendirebilirim. Evet kızlar, yayını beğenmeyi unutmayalım. Burada beklememin şu andaki amacı gerçekten yayını nasıl bulabilirim diye çaresizce gelenlere yol göstermek oldu. Artık yani tabii böyle bir planımız yoktu ama yol bu şekilde izlenmeye başlandı. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Söylediğim yolların hepsi şu anda tutuyor. Şimdilik eğer buralardan ekran görüntüsü ya da ne bileyim video indir programınız varsa indirebilirsiniz. Anlıkta seyredebilirsiniz. Şu an ben seyrediyorum. Şu an izlediğim gibi. D-Smart Go'yu ben de yazdım diyor. Nasıl izleneceğini? D-Smart Go'yu nasıl izleneceğini Sema İnce de yazmış. İsterseniz başa da tutturabilirim. Bende de Beyan Connect var. Digiturk var. Ve Vodafone TV var. Hepsinde de geriye yönelik izleyebiliyorum. Hatta şu an yayını Beyan Connect kutuya kaydediyor. Nihal Akmaz, neden program yayından kaldırılsın? İntihar edeceklerse TV'ye gelmeden yapsınlar. Müge'nin suçu ne? Çekemeyenlerin dedikoduları bunlar diyor. Var yani, sen izleyebiliyorsun yani YouTube'dan. Kaldırılmadı değil mi Nihal? Ben de TV buradan açtım demişler o zaman. Yani alternatif çok. Alternatif çok. Yayın yok diye düşünmeyin. Yayın YouTube'da var. Yok. Ama kablolu. Yayın sadece kablolu YouTube'da yok. Kablolu yayınlarda kayıtlı. YouTube'dan kaldırmışlar YouTube'dan, ama kablolu yayınlardan kaldıramazlar. YouTube'dan kaldırmışlar. Instagram'dan kaldırmışlar. Zaman olur kalkmasın. Ama tekrar söylüyorum. Ben yayını seyrettim. Çok detaylı izleyememiş olabilirim. Fakat yayında evet, neden işte kocasının gözünün önünde Muammer'le bıç bıç olmalarına izin verildi. Neden kafa kafaya getirildi? Neden öyle mahşerin dört atlısı gibi orada buluşturuldular hikayesine? Ben de katılmıyorum ama aman aman Allah'ım bu programı da yayından kaldırın gibi bir durum da yok yani. Yok. Ben izledim. Yok. Ya ben duygusuzlaştım. Bilmiyorum, köreldi duygularım. Ya da kaçırdım. O ara mutfaktaydım. Bir şeyler yaptım. Yok yani. Sevginin kocasını izlerken sadece ben mi cinnet geçirdim diyor. Hayır, hep birlikte. Hep beraber. Mina'nın renkleri ahlak erozyonu demiş. Ende Ayaz, Esra Erol'da neler neler söyleniyor. Müge Anlı'daki onların yanında yanından bile geçmez diyor. Yani programın, iki programın da formatı farklı yani. Evet kızlar, yayındayken, hazır buradayken bir beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Oraya da geldik. Sen göreceksin şimdi. Ha, biliyorum o sahneyi. Evet. Efsane sahne oldu. Öyle mi? Al yazmalımdaki kavuşma evet. Gibi. Hülya Erkaya, iyi geceler demiş. İyi geceler Hülya'cığım. İyi geceler herkese. Pazartesi görüşürüz demiş. Belki cumartesi de görüşebiliriz. Merak uyandıracak bir şey olmadığını düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Kendim de şu an tekrarını açtım. Televizyondan bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Herkese iyi geceler. Feride Cangar Terkan, iyi geceler. Hava, adamı getirip boşamak için getirmiş olabilir. Bir de adamcağız anlasın karısını da bıraksın onu, gerçekleri görsün diye de olabilir diyor. Mine, o nasıl bir laf hayatım öyle?
Ay gerçekten acıyor boğazım. Herkese iyi geceler. Nasıl izleneceğini gösterdim artık. Kapattıktan sonra herkes yayının tekrarını izleyecek herhalde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın akşam görüşmek üzere. Evet, cumartesi gecesi de yayın açacağım yarın akşam. Şubat kısa. Birbirimize doyamayabiliriz. Geçen hafta da öyle yaptık değil mi? Ne yaptık? Cumartesi gecesi açtık. Yaptık, evet, cumartesi. Güzel de güzel de izledim oldu haftaya yani. Yarın çok güzel keşif videosu var. Aa, yarın Engin'in keşif videosu var. Hem onu seyredersin, hem de cumartesi akşamı. Güzel bir mağara, gizemli bir mağara, ritüel alanı. İyi geceler balım demiş Merve. İyi geceler kızlar, iyi geceler meleklerim. Öpüyorum sizi. Yarın akşam buluşmak üzere 22.30'da görüşelim. Hoşça kalın.